şey nedir? Ama alamadım. Değil mi? Almak isteyip alamadım. Nikahla. Demek istiyordur benim canım. Bir bambu olan. Böyle bir kadın yok dünyada. Ama bana böyle tersine bakarsanız olmaz. Ve ben kendi baskı altını hissediyorum. Olmaz. Rahat konuşmam lazım. Francesca Dallera. Anna Falci geldi burada. Kaldı benim misafirim olarak. Bak sır. Kamuoyuna ilan ediyorum. Hiç kimsenin bilmediği bir sır. Anna Falci geldi. 3 gün misafirim olarak kaldı. Ve bu benim başarımdır. Çaktırmadan, sezdirmeden, hiç kimsenin haberi olmadan 3 gün misafirim oldu. Yine misafirim olan ünlülerden 3 kişi daha var. Bak isimlerini söylemiyorum ama Anna Falci'yi söyledikleri için söylüyorum. 3 misafirim daha oldu. Onlar da 3'er gün kaldılar. Allah'ın lütfu bereketi. Elhamdülillah. Yani huşuyla, sevinçle bu nimetleri anlatmak istedim. Ben güzel yüzüm bir daha dinleyeyim. En çok almayı istediğiniz şey nedir? Ama benim canım herhalde böyle araba, ev falan, eşya onu kastediyor ama çok çok güzel. Saçı kızıl, çok yakışmış. Yüzün zaten kusursuz güzel, çok düzgün. Bir de çok şeker bir kız olduğunu anlaşılıyor, dürüst olduğundan. Çünkü bir genç kızın güvenilir olması en büyük nimet. Yani daha üstüne nimet yok bir genç kız için. Güvenilirse melek gibi bir şey demektir. Benim canım da öyle güvenilir oldu anlaşılıyor. En çok almayı istediğim. Ya rüyamda kafamı taktım hep mıknatıs almak istiyorum. Ondan sonra küçük cihazlar falan böyle elektronik aletler. Bir çarşı var hep oraya gidiyorum. Bir de kebap almayı, Allah gece gündüz kebap yiyoruz, ben niye böyle kafama taktım onu anlayamadım. Ya saçta kebap ya bir adam, bak yutkunuyorsunuz ama siz. Saç yani şöyle çukurca bir saç ama kokusu kardeşim cazır cazır dumanlar böyle dışarı çıkıyor çarşıda, öyle bir çarşı yani Osmanlı bir çarşı. Ya takıntılar hemen hemen her gün aynı rüyayı görüyoruz yani. Epey bir süre, bu araları görmüyorum ama epeyden beri görüyorduk. Bir de elime para geçtim rüyamda, hemen teknik alet almaya gidiyorum. Hatta aldım özel olarak, mıknatıslar da aldım. Ya rüyada, gece gündüz bu rüyayı görmeyeyim diye. Ama yine durmadı. Ne olabilir? Ha, almak, yapmak isteyip de yapmadığım bir şey olmadı benim. En alasından teknem de oldu. Efendim, her şey oldu. Mesela beyaz Jaguar'ı beğeniyordum. Böyle en büyük kasasından, en güzelen beyaz Jaguar'ım oldu. Ranch zaten genç işi, onu oldu. Yani kafamı takmadım. Yani maddi olarak bir şey söyleyemem herhalde. Evet. Ama manevi söyleyebilirim. Onlara da söyledim. Benim güzel yüzüm inşallah cennet arkadaşı olur bana. Bayağı tatlı ve çok güzel bir kız. Ama herhalde doğal kızı, kızıl gibi geldi saçları da ama. Bayağı şeker. Allah onu hastalıksız, sağlıklı, uzun ömürle yaşatsın. Gençlerini muhafaza etsin. Cennette de bana arkadaş etsin. İnşallah. Evet. Kardeşlerimiz Diyarbakır Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Sayın Recep Akın Beyefendi'yi ziyaret etmişler. Türk İslam Birliği, İttihadı İslam ve sevginin öneminden bahsetmişler.